Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Furkan suresi 21-34. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Bize kavuşmayı ummayanlar şöyle dediler. لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَ Yani keşke bize melekler indirilse. اَوْ نَرَى رَبَّنَا Veya Rabbimizi görsek. Yani bize kavuşmayı ummayanlar derken, öldükten sonraki hayata inanmayanlar, şu dünyada yaptıklarının karşılığını göreceğine inanmayanlar, rüyetullah'a inanmayanlar gibi bu manaları ifade eden bir mana. Onlar diyorlar ki, Peygamberimizin peygamberliğini inkar noktasında, üzerimize melekler inse ya, üzerimize melekler gelsin, ve bunlar peygamberin peygamberliğini söylesin. Veya doğrudan Rabbimizi görelim ve bu şekilde onun peygamber olduğunu anlayalım diyorlar. لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ Onlar bu şekilde kendi içlerinde çok büyük bir kibre kapıldılar. وَاَتَوْ اُتُوْوَنْ كَب۪يرًا Ve çok büyük bir şekilde haddi aştılar. Yani öyle ki, peygamberlere bile nasip olmayan bir şeyi kendileri için istediler. Öyle ki Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a Tur Dağı'nda münacatı esnasında hem de Cenab-ı Hakk'ın kelamını doğrudan duymuş olduğu bir vakitte Ya Rabbi erini enzur ileyke diyor. Yani kendini bana göster, sana nazar edeyim. Ama Allah-u Teala len terani beni asla göremezsin diyor. Ve dağa tecelli ettiğinde dağ parçalanıyor. İşte bir peygambere hem de büyük bir peygambere bile nasip olmayan bir şeyi bunlar doğrudan o süfli şahsiyetleriyle beraber bunu görmek istediler ve buna ulaşmayı bu noktada talep ettiler. Veya melekleri görsek demeleri, evet peygamberler melekleri görüyor ama bir peygamberle diğer sıradan bir insan aynı durumda değil. İşte bunlar peygamberlere nasip olan melekleri görmek gibi bir şeyi de talepte bulundular. Böylece haddi aştılar. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ Melekleri görecekleri gün لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذِلِّ الْمُجْرِم۪ينَ O gün mücrimler için sevindirici bir durum olmayacak. Bu onlar için bir müjde olmayacak ve sevinemeyecekler. Yani melekler gelse, melekleri görsek ya demişlerdi. Melekleri gün de gelecek. En azından ölüm meleği, melekül mevt, onların ruhunu almak için geldiğinde meleği görmüş olacaklar. Veya kabirde azap melekleri geldiğinde azap meleklerini görecekler. Diğer alemde cehenneme sevk edilirken melekleri onları alıp sevk edip götürecek. Bu manada melekleri görecekler. Ama o gün melekleri görmeleri onlar açısından sevindirici bir durum olmayacak. Yani bu adeta suçlu olan insanların polisi görmesi gibi. Polisi gördüğünde suçlu olanlar rahatsızlık duyar ve sıkıntı kendilerini basar. Onlar da birer suçlu olduklarından melekleri gördüklerinde bu onlara sevinç verici bir durum olmayacak. Ve yekulune hicran mahcura ve o zaman onlar hicran mahcura diyecekler. Yani bizden uzak olun, aman bize gelmeyin diye daha önce gelsin diye bekledikleri meleklerden uzak kalmalarını isteyecekler. Veya melekler onlara hicran mahcura diyecek. Onların istemiş oldukları şeye ulaşmaları uzak olduğunu bildirmiş olacaklar. Ve kadimne ila ma amilu min amel. Amel olarak ne yapmışlarsa biz varmışızdır. Fecealnahu hebaen mensura ve onların amellerini yapmış oldukları şeyleri heba-i mensur haline, saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir. Burada adeta temsili bir üslup var. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Allah-u Teala kafirlerin amellerinin boşa gittiğini anlatır. فَاَحْبَتَ اَعْمَالَهُمْ Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu gibi ayetler var. Burada bir temsille anlatılıyor. Diyelim sultana isyan eden bir topluluk var. Sultan askerlerini onlara gönderiyor. Askerler bunların
diyarlarını, mallarını böyle perişan ediyor. Evlerini yakıp yıkıyor. Bütün mallarını perişan ediyorlar. Kendilerini de tutuklayıp götürüyorlar. Bu böyle bir manzara çiziliyor. Bunlar da mücrimdirler. Alemlerin Rabbine isyan etmişlerdir. Ve dolayısıyla ellerinde avuçlarında bir şey kalmayacaktır. Birer suçlu olarak alemlerin Rabbinin huzuruna götürüleceklerdir. Ve yapmış oldukları ameller boşa gidecektir. Bu da hebe-en mensur ifadesiyle saçılmış toz zerreleri haline getirilir ifadesiyle anlatılıyor. Heba-i mensur tefsir kitaplarında genelde şöyle anlatılır. Güneş ışığının bulunduğu yerden baktığımızda havada çok küçük toz zerreleri görürüz. İşte bunlara heba-i mensur deniliyor. Demek ki onların da ömür boyu yapmış oldukları kendilerine göre çok büyük işler var. Ama diğer aleme gittiklerinde bakacaklar ki bunların hiçbiri bir işe yaramıyor. Hepsi darmadağın edilmiş ve hiçbirinden kendilerine bir fayda gelmeyecek. Şairin birisinin bir nehri muazzam gibi cuş etmişsin fakat heyhat boşa akıp gitmişsin dediği gibi bunların ömürleri uzun da olsa sosyal statü itibariyle yüksek mevkilerde olsalar, büyük işler yapar gibi görülseler bile heder olan bir ömür, boşa akan bir ömür. Hayatları bu şekilde olacak. Ashabul cenne yevme izin, o gün cennet ashabı hayrun müstakarran, müstakar itibariyle daha hayırlıdır. Yani yerleşecekleri yer, karar kılacakları yer itibariyle daha hayırlıdır. Ve ahsenun makile, ve istirahatgah olarak çok daha onların durumu güzeldir. Yani diğer alemde hesap görülecek, kafirlerin amelleri boşa çıkacak ve onlar cehenneme götürülecek. Onların karar kılacağı yer cehennem ateşi. İstirahatgahları, gönderildikleri cehennemin derekesi neresi ise orası. Ama cennet ashabı ise kendilerine münasip olan cennet makamına götürülecek. Artık orası kendisi için bir müstakar ve bir istirahat yeri olacak. Burada magil kelimesi daha çok kaylule yapılan yer veya kaylule zamanı gibi bir mana ifade ediyor. Kaylule gündüz vakti insanın bir miktar istirahat etmesi. Özellikle sıcak günlerde öğle vakti bir miktar istirahat etme insanı dinlendirir. İşte diğer alemde insanlar mahşer meydanında epey bekleyecek. Daha sonra her birinin hesabı, sorgulanması bunlar olacak. Bu tabi insanları velev cennete de gitse biraz yormuş olacak. İşte cehennem ehli bu yorgunluktan sonra gönderileceği cehenneme gönderilecek ama orada rahat yüzü görmeyecek. Cennet ehli ise cennetteki makamlarına ulaştırıldığında artık kurtulduk, sıkıntılar bitti diye onlar orada keyif edecekler. Ama orada uyku olmayacak. Yani cennette uyku yok, cehennemde de yine uyku yok. Uyku şu dünya hayatında yorulan beden için bir ihtiyaç. Belki de öldükten sonra dirilmeyi daha iyi anlayalım diye Allah-u Teala adeta her gün bizi öldürüyor. 6-7 saat, 7-8 saat kendimizde olmuyoruz. Ardından gözümüzü açıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Bu öldükten sonra dirilmenin bir misali. Allah-u Teala her gün bize bunu gösteriyor. وَيَوْمَا تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ O gün sema bulutlarla yarılır. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا Ve melekler ard arda oradan indirilirler. الْمُلْكِ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ لِلْرَحْمَنِ O gün mülk hak olan Rahman'ındır. Yani Cenab-ı Hak haktır. Ve bütün mülk, bütün saltanat o günde artık Allah'ın tasarrufundadır. Aslında şu anda da bütün mülk yine Allah'ın, bize ait olan görülenler, bize ait gibi görülenler, gerçekte bizim değil Allah'a ait, emaneten bizde duruyor. Vefat ettiğimizde bizden ayrılıyor. Ama şu dünya hayatında insanların büyük bir ekseriyeti, mülkün Allah'a ait olduğunun farkında değil. Diğer aleme gidildiğinde, en kafir olan, en azılı kafir bile mülkün Allah'a ait olduğunu görecek ve anlayacak. وَكَانَ يَوْمَنْ عَلَى الْكَافِرِينَ عَصِيرًا Ve o gün kafirlere çok zor bir gündür.
inkarcı olanlara, Allah'ı inkar edenlere çok zor bir gündür. Ve yevme yauddu zalim ala yedeyhim. O gün zalim ellerini ısırır. Burada elini ısırmak pişmanlıktan kinaye. Vay ben ne ettim diye böyle dövünür, feryat eder. Ve yegulu ve şöyle der. Ya leyteni ittehaztu ma'ar rasuli sebile. Ve der ki keşke ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Ya veylete yazıklar olsun bana. Leyteni lem ettehiz fulanan halile. Keşke ben falanı dost edinmeseydim. Lekad edalleni anizzikri bade izcaeni. Bana geldikten sonra öğütten beni alıkoydu. Öğütten beni saptırdı. Yani bana Kur'ani öğüt gelmişti. Hak ve hakikat bana tebliğ edilmişti. Ama o beni yoldan çıkardı. Ve kâne şeytanu lil insani hazule. Şeytan insan için aldatıcıdır. Onu ortada bırakır. Yani şeytan kime arkadaş olmuşsa onu yarı yolda bırakır, ona sahip çıkamaz. Değerli izleyenlerim, bununla alakalı Peygamberimiz döneminden bir olaya yer veriliyor. Bir tanesi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla görüşmeleri var. Hatta Peygamberimiz zaman zaman onun ziyaretine de gidiyor ama henüz müşriklerden. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun yanına vardığında Muayt, ismi Muayt. Muayt'ın yanına vardığında işte Muayt bir şeyler hazırlamış. Peygamber Efendimiz'e ikram edecek. Peygamber Efendimiz onun iman etmesini son derece arzuluyor ve diyor ki böyle zahmete girmişsin ama kelime-i şehadeti getirmeden ben senin yemeğinden yemem diyor. Bunun üzerine Utbe bin Muayt kelime-i şehadeti getiriyor. Ve Peygamberimiz de onun yemeğinden yiyor. Daha sonra müşriklerin önde gelenlerinden birisiyle bu kimse Utbe bir araya geldiğinde olup biteni anlatıyor. Ve o da diyor ki nasıl böyle yaparsın? Peki sen gerçekten iman mı ettin diyor. Hayır iman etmedim deyince bunun üzerine arkadaşı diyor ki öyleyse git Muhammed Kabe'de namaz kılarken onun ensesine bir tane vur ve o şekilde bu hatanı affettirmiş olursun diyor. Yani bizim nezdimizdeki bu hatanı affettirmiş olursun. O da gidiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin orada namaz kılarken arkadan o şekilde şeni bir hareketi yapıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazını bitirince diyor ki Mekke dışında seninle bir araya geldiğimizde senin işini bitireceğim diyor. Ve bu yıllar sonrasında gerçekleşiyor. Bu olay Mekke dönemindeyken oluyor. Ama hicret sonrası işte Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda bu kimse esir edilenlerden. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye görev veriyor ve bu kimse orada cezalandırılıyor. İşte bu şekilde bir olaya Kur'an-ı Kerim işaret etmekte. Sebeb-i nüzul olarak böyle bir olaya baktığı tefsirlerde anlatılıyor. İşte bu gibi kimselere Allah'tan bir öğüt gelmiştir. Hatta peygambere muhatap olmuştur. Yakından da muhatap olmuştur. Fakat bir başkası saptırıcı bir insan, şeytana arkadaş olan bir kimse yanına geldiğinde onu samimi duygularından çevirtmiş, hak yoldan çevirtmiş ve onu küfre tekrar döndürmüştür. Bu noktada baktığımızda Kur'an'ın evrenselliği açısından da düşünürsek hemen her devirde benzeri şeyler vardır. Bir takım insanlar tam böyle imana niyetlendiği anda karşısına çıkan kötü niyetli birisi onu imandan alıkoyabilir. Günümüzde de bunun bir takım misallerini görmek mümkündür. Ve kâle Resûlü, peygamber şöyle dedi. Ya Rabbi, ya Rabbi, inne kavmi, benim kavmim, gerçekten benim kavmim, ittehazu hâzel Kur'âne mehcûra, bu Kur'an'ı mehcûr bıraktılar. Mehcûr, terk edilmiş anlamında. Burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın müşrik olan kişilerle ilgili, kendi kavminden müşrik olan kişilerle alakalı bir serzenişini görmekteyiz. İşte
Ebu Leheb gibi akrabalarından birisi en büyük muhalifi. Ebu Cehil gibi Kureyş'in önde gelen kişileri peygamberin ve Kur'an'ın aleyhinde. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın mehcur, metruk bırakılmasından rahatsızlığını Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Tabii bir peygamber bu şekilde kavminin aleyhinde beddua ettiğinde çok geçmeden bunun karşılığı görülecektir ve o kavim cezalandırılacaktır. Nitekim Peygamberimizin kavmi Kureyş Bedir Harbi'nde cezalandırıldı ve Kur'an'ı metruk bırakmaları, Kur'an'a uymamalarının cezasını dünyada da görmüş oldular. Bize bakan yönüyle elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i kabul etmişiz. Evlerimizde Kur'an-ı Kerim var ama Kur'an-ı Kerim'i sadece mushafta evin en güzel köşesinde bir hatıra gibi tutuyorsak bu Kur'an-ı Kerim'in hakkını vermek değildir. Kur'an-ı Kerim'i mehcur bırakmaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak lazım, anlamak lazım, hayatımızda uygulamak ve başkalarıyla da paylaşmak gerekir. Bunları yaptığımızda Kur'an'ın hakkını eda ederiz ve o zaman Kur'an bize şefaatçi olur. Fakat yapmadığımızda Kur'an'ı farkına varmadan mehcur bırakmış, terk etmiş oluruz ve o zaman Kur'an bizden şikayetçi olur. Değil bize şefaatçi olmak, diğer alemde bizden şikayet eder. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven minel mücrimin. İşte bunun gibi her peygamber için mücrimlerden, o günahkarlardan biz bir düşman kıldık. Yani Allah-u Teala peygamberlere muhalifler kılmış. Tabii bu o muhalif olanların kendi iradeleriyle, yoksa Allah-u Teala bir senaryo olarak onları kafir kılmış, mücrim kılmış değil. Onlar kendi iradeleriyle bu şekilde mücrim olmayı tercih etmişler. Kur'an-ı Kerim'e, peygambere muhalefet etmişler. Ve kefe bi rabbike hadiyen ve nasira, hidayet edici olarak ve yardımcı olarak Rabbin kafidir. Yani onlarla ilgili cezada yol gösterme noktasında ve sana yardım etme noktasında Rabbin kafidir, yeterlidir. Ve kâle lezîne keferû, o inkârcılar dediler ki لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ cümleten vahide. Kur'an ona tek bir cümle olarak bir defada indirilseydi ya. Bu da Kur'an-ı Kerim'le alakalı onların bir başka şüphesi. Malum Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken ona inmeye başladı ve 63 yaşına kadar 23 yıl boyunca inmeye devam etti. Kur'an-ı Kerim'le alakalı pek çok böyle işi yokuşa sürücü ifadeler kullandı kafirler. İşte kullandıkları şeylerden biri de bu. Neden Kur'an-ı Kerim bir defada indirilmedi? İlla bir defada indirilmesi gerekmez. Allah-u Teala böyle tercih etmiştir. Bir defa indirdiği de olmuştur. Bir defada indirdiği kitaplar da olmuştur. Mesela Hazreti Musa'ya Tevrat'ın verilmesi, Hazreti İsa'ya İncil'in verilmesi. Allah dilerse öyle gönderir. Ama Kur'an-ı Kerim'i 23 yıl boyunca meydana gelen olaylara bir cevap ve peygamberin kalbini mutmain kılmak ve meseleleri halletmek gibi gayelerle Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda tedricen indirmeyi tercih etmiştir. Ayetin devamı zaten Kur'an'ın bu şekilde gönderiliş gayesini de bildiriyor. Kezalike bunu böyle kıldık. Linüthebbite bihi, bununla sana sebat verelim diye. Yani linüthebbite bihi fuadeke, kalbine bununla sebat verelim diye 23 yılda indirdik. Parça parça indirdik. Ve rattelnâhu tertîle, ve onu peyderpey, kısım kısım, necim necim sana gönderdik. Bununla alakalı çok cihetler söylenebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiş olmasıyla öğrenilmesi daha kolay olmuştur. Ve ezberlenmesi daha kolay olmuştur. Öte yandan olaylara cevap olarak geldiği için şu olay münasebetiyle şu ayetler nazil oldu diyebilmek daha böyle hatırda kalıcı bir durum olmuştur. Kur'an'a muhatap olan kişiler açısından nazarları semaya yönelmiştir. Acaba bu olayla alakalı Rabbimiz bir hüküm bildirecek mi? Ve 23 yıl boyunca
iç dünyalarında böyle bir hassasiyeti yaşamışlardır. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde daha ciddi manada yönelmişlerdir. وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَلٍ Onlar seninle ilgili nasıl bir mesel getirirlerse اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ Biz sana hak olanı getiririz. وَاَحْسَنَ تَفْس۪يرًا Ve yorum itibariyle en güzel tefsiri sana getiririz. Yani onlar sana diyelim sihirbaz dediler. Onlar sana daha başka şeyler dediler. Ne derlerse desinler. Biz daha güzelini sana bildiririz. Ve bunun yorumunu, bunun manasını sana en güzel bir şekilde açıklarız. Ve böylece aslında bu ayet-i kerime 23 yılda inmesinin de bir hikmetini anlatıyor. Yani 23 yıl boyunca sana kahin dediler, şair dediler, mecnun dediler. O her şeyi dinleyen bir kulaktır dediler. Daha dediler de dediler. Ama onlar sana ne derlerse desinler. İnen ayetlerle biz sana daha güzelini getirdik. Onlara bir cevap olmak üzere bildirdik. Ve en güzel bir yorumu sana haber verdik. Kur'an-ı Kerim'de tefsir kelimesi sadece bu ayette geçer. Malum tefsir yorum anlamında kullanılıyor. Şu anda tefsir ilmi diye bir ilmin adı olmuştur. Tefsir ilmi adını ayetteki bu kelimeden almıştır. اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمْ Bunlar yüzleri üstü cehenneme doğru sürüklenirler. Yüzüstü bir şekilde cehennem ateşine götürülürler. Diğer alemde bir hadisten öğrendiğimize göre insanlar işte gerçekten insanlığa layık bir şekilde yaşayanlar iki ayak üzerine olacak. Ama hayvanca bir hayat yaşayanlar dört ayaklı bir şekilde haşredilecek ve bu manada peygamberle çok çetin bir mücadeleye girmiş olan bu gibi kimseler de yüzüstü sürünerek o şekilde cehenneme doğru götürülecek. Ulaike şerrum mekâne ve edallu sebîle. İşte bunlar konum itibariyle en şerli bir durumdadır ve yol itibariyle de en sapık bir vaziyettedir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim gerçekten bu şekilde bizlere en güzel şeyleri bildiriyor ve en güzel manaları ders veriyor. Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda nazil olması misali, eğer biz de ömrümüz boyunca parça parça peyderpey Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya çalışırsak, Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'i çok daha iyi anlamış oluruz ve böylece parça parça onu öğrenmek çok daha kolay olur. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.